İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk TV'de ben Cenk Yoldaş. Teknik görünüm programıyla sizlerle beraberim. Yurt dışı piyasalardaki teknik görünüm endekslerdeki dalgalanma hangi sektörler yukarıda aşağıda onlara bakacağız. Peşinden de Türkiye'de neler olabilir değerlendirmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Borsa İstanbul bir günlük düşüşten sonra tekrardan kendisini yönünü yukarı çevirdi. Yukarı doğru gitmeye başlayan endekse karşı karşıyayız. 1400 puan düzen attı. Arkasında tam faktör biliyorsunuz yarın yapılacak olan Merkez Bankası toplantısından beklentiler. Özellikle bankacılık sektöründe oldukça kuvvetli bir seyir gösterdiğini görmüştük. Demir çelik sektöründe de oldukça iyi raporların gelmesi bekleyip sert bir yükseliş yapmıştı. Endeksin günü yukarıda kapattığını net şekilde söylemek mümkün. 1405 puan civarından kapattık. Bundan sonraki hareket bakalım Merkez Bankası destekleyecek mi? Yarın tamam mı devam mı diyecek göreceğiz. Bu arada yurt dışı piyasalara baktığımız zaman Avrupa tarafında da bir gün önceki Covid-19 hikayesinden kaynaklı yeni bulaşıcılık işte yeni varyantının çıktığı hikayesiyle birlikte başlayan düşüşte orada da bir soğuklanma olduğunu gördük. Borsalarda bir dengelenme ile birlikte %1 civarında artıların olduğunu yaşandığını söylememiz mümkün. Amerika tarafına gelirsek Amerika'da bir karışık seyir söz konusuydu. Trump'ın kongreden geçen destek paketinin değişikliğini hala onaylamadığını biliyoruz. Bir videoyu paylaştı Twitter'dan. Videoda 600 dolarlık nakit yardımın 2000 dolara çıkartılması gerektiğini, hızlıca bu paket içeriği çok zayıf şeklinde eleştirilerde bulunduğunu gördük. Pelosi de cevap verdi buna. Perşembe günü yeni bir içerik değişikliği yapılabilme ihtimali var. Bir paket büyütülebilir. Ama piyasalar şu anda bunu Trump'ın onaylamamasını negatif olarak algıladığını söyleyeyim. Hafif de olsa satıcılı bir seyri söz konusu diyelim. ABD'de aynı zamanda dün gelen ikinci el konut satışları rakamı vardı ve tüketici güven endeksi rakamları vardı. İkisinde de tüketici güveninde %4.3 puan azalarak 88.6'ya düştüğünü gördük. İkinci el konut satışlarında da %2.5 azalışta 6.69 milyona gerilediğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda Amerika'da açıklanan verilerde 3. çeyreğe ait büyüme verisi %33.1'den %33.4'e revize edildiği bilgisinde geldiğini belirtelim. Bu haberlerin ışığında hemen dönelim. Neler oldu, neler bitti endekslerde bir bakalım. Sonra da grafikleri değerlendirelim. Dünden gelişmekte olan piyasalara baktığımızda Bovespa tarafında 116.636 puanı görüyoruz. 0.70'lik bir yükseliş söz konusu. MOEX'te %1.76 yükselişte 161.17'deyiz. Merval %0.49 yükselişte 50.406'da. Yuan Newsbrook 58.619'da. MSCI gelişmekte olan ülke endeksi bugün hafif negatif 0.66'lık düşüşte. MSCI Dünya Endeksi nötre yakın 0.07'lik bir düşüşte 2643'te. Borsa İstanbul 1404.97, 1405 puandan kapattığını belirttik. Birazdan detaylarına gireceğiz. Nasdaq 12.717 puanda, Dow Jones 30 bin puan sınırında olduğunu belirten 200 puanlık düşüşte 30.015'den kapattı. S&P 500'de de 0.20'lik düşüşte 3.700'ün altında 3.687'den günü tamamladığını söylememiz mümkün. DAX tarafı 13.418'de, FTSE 6.453, KAKORON 5.466, Milano'da 21.844 görüyoruz, %2.03'lük bir yükselişte. İBEX'te de 7.934 karşımıza çıkan değer olarak dikkati çekiyor. Hemen dönelim Asya tarafıyla başlayalım. Asya'da piyasalar nasıl bir seyir izliyor? Asya tarafına Topix Endeks'e baktığımızda hemen hemen sıfıra yakın zayıf bir pozitif seyirle karşı karşıya olduğumuzu belirtelim. Ve bugün virüsün mutasyona uğramış virüsün etkilerinin burada da bu piyasaya da baskıladığından bahsetmemiz mümkün olabilir. Özellikle de Amerika'daki işte bu paketin onaylanmaması, hala Trump tarafından onaylanmamasının burada da biraz baskı yarattığını söylemek mümkün. Dikkati çeken endekse gün içinde yüksek seviyeden başladıktan sonra negatif bir seyir, daha sonra ortalamalara doğru gelen bir ama yukarı değil böyle vasat bir dar bir bant arasında hareket ettiğini söylemek mümkün. Endekse dair hisselere baktığımızda 1074'ünün yukarıda, 1023'ünün aşağıda olduğunu, 84 hissenin fiyatının değişmediğini görüyoruz. Sektör bazında değerlendirdiğimizde endekse dahil sektörlerden
Sağlık sektörünün %1,27 ile en çok getiren, eğitim sektörünün 0,83'te düşen kazandığı ikinci en çok kazandığı ikinci sektör olduğunu, teknolojinin onu takip ettiğini görüyor 0,60 bile. Kaybettiren tarafta finans sektörü %1,06, gayrimenkul sektörünün 0,65 ve tüketici muamelelerinin 0,46 ile onu takip ettiğini görüyoruz. Endeksteki seyir nedir? Grafiksel olarak incelediğimizde, grafiğe baktığımızda 1790 seviyesindeki direnci bir türlü yukarı kıramayınca belki dünkü hareketle birlikte aşağı doğru sarkış yaptı ve bu sarkışla birlikte kırmızıda gözüken ağırlıklı ortalamanın da altına düşmüştük, 20 günlük ağırlıklı ortalama. Pembeyle gözüken nokta noktayla gösteren trend çizgisine geldik. Şimdi onun etrafına dengelenmeye çalışıyoruz. Şu anda kısa vadede 1769'da bulunan ağırlıklı ortalama, 20 günlük ağırlıklı ortalama direnç konumda. Aşağıda da pembeyle gözüken, mor pembe karışımı olan nokta noktayla gözüken trend çizgisinde destek olduğunu, yani 1758'de olduğunu görüyoruz. Buradan bir dengelenme çabası içinde hareketin devamlı için 1769'un üzerine tekrardan atılması gerekiyor. Eğer atamazsak kendimizi FIBO seviyesi olan 1746'ya kadar hareketin aşağı doğru sarkması beklenebilir. O bölgeye dikkat etmek lazım. Bu bölge tutamazsa aşağıda orası bizim karşımıza çıkacak bölgedir. Çin tarafına bakalım. Çin'de nasıl bir seyir var? Çin tarafına geçtiğimiz zaman Çin pozitif bugün kuvvetli bir seyirle karşı karşıyayız. %1'e yakın bir yükselişte söz konusu. Gün içinde hep yukarı doğru gittiğini gördük. Özellikle burada da Çin Merkez Bankası'ndan kredi sıkıntıları var biliyorsunuz. Çin'de geliştirme yapılmıştı. Peşinden temerrütte düşme oranları ile ilgili sıkıntılar yaşandığı haberleri vardı. Bununla ilgili değerlendirmeler geldi. Paketlerin canlandırma paketlerine devam edici bu defaultların yani kredilerin temerrüte düşmesini engelleyici gelişimlerin olması beklentisi ve elektrikli araçlar sektörüne yönelik teşvik açıklamalarının gelmesi endeksi yukarı çektiğini söyleyebiliriz. Burada dikkati çeken endeksin başlangıçtan itibaren hep yukarı doğru giden bir seyir içinde olduğunu, 5000 üzerinde tutunduğunu görmekteyiz. Endekse dahil 173 hissenin yukarıda 105 hissenin düştüğünü görüyoruz. 22 hissenin fiyatının değişmediğini söyleyebiliriz. Sektöre bazda değerlendirdiğimiz zaman ne çıkıyor karşımıza? Sektöre bazda da tüketim mamulleri %2,49, teknoloji %1,52, enerji sektörü %1,49'da en çok kazandıran tarafta olurken kaybettiren tarafta eğitim sektörü, gayrimenkul ve sağlık sektörünü görüyoruz. %1,24 ile 0,22 arasında değişen değerlerle. Grafik ne söyler? Grafiğe bir bakalım. Grafiğe baktığımız zaman dikkatimizi çeken burada da trend üzerindeki hareketin devam etmeye çalıştığını görüyoruz. Burada da benzer bir durum söz konusu. Bunun altında kapanışta almaya başlarsak mordan destek almıştık ama ikinci turda mora gelirsek eğer bu sefer ikinci turda morun tutmama ihtimali çok kuvvetli olduğunu belirteyim. Aşağıdaki FIBO seviyesine kadar sarkabilir. O nedenle burada kuvvetli kalmaya çalıştığını görüyoruz. 5006 seyri sayımız FIBO'dan gelen onun üzerine tutunma çabası var. 5011'deyiz. Eğer başarabilirse yukarıda 5100'ler, 5115'ler yukarıdaki ara hedef olarak karşımıza çıkan seviye diyebiliriz. Hang Seng tarafına gelirsek, Hang Seng'de nasıl bir seyirden bahsediyoruz. Orada da kuvvetli bir piyasayla karşı karşıya olduğumuzu söyleyelim. Açılıştan itibaren hep yukarı gittiğini, son dönemlerde hep negatif tarafta olan endekslerden biriydi biliyorsunuz. Amerika-Çin gerginliğinin yansıması, Çin'in bugün toparlaması biraz da buraya da pozitif etkilemiş gibi gözüküyor. 0,54'lük bir yükseliş söz konusu. Burada da dikkatli çeken endekse dair 25 hissenin yukarıda, 27 hissenin düşüş tarafında olduğunu görüyoruz. Xiaomi'nin yine burada kazandıran tarafta en çok prim yapan %5,73'te lider konumda olduğunu söyleyebiliriz. Geely otomobili yine 5,66'da öne çıkan şirketler arasında dememiz mümkün. Döndüğümüz zaman endekse sağlayan sektörleri nasıl bir performans sağladığını baktığımız zaman tüketim mamullerinin %1,71, enerjinin %1,21, endüstri sektörünün %1,05'lik pozitif tarafta olduğunu görüyoruz. Kaybettirenler ise sağlık, finans ve gayrimenkul sektörlerinin 0,76 ile 0,19 arasında dalgalandığını belirtebiliriz. Grafik ne der? Bize bir de ona bakalım. Hang Seng'in grafiği. Ve burada da buradaki alanı doldurmaya devam ettiğimizi söyleyelim. Aşağıda düşen trend çizgisinin üst bacağından destek almaya çalıştığını, yukarıda da FIBO'nun direnç olarak çalışmaya devam ettiğini söylememiz mümkün.
bu bölgeyi dolduracağız gibi gözüküyor. Yavaş yavaş yeşille gözüken tren çizgisine gelip oradan kuvvetlenip tekrardan hareket yukarı doğru gitmek arzusunda gibi duruyor. Kısa vadedeki desteklerimiz 25.920 ve 25.955 bölgesi olduğunu belirtelim. Yukarıda da 27.065 direnç konumunda. Dönelim Kore tarafına bakalım. Kore'de nasıl bir durum söz konusu? Kore'de de bugün kuvvetli bir seyahattan bahsetmemiz söz konusu. %1 civarında artı olduğumuzu belirtelim. Günün hemen hemen en yükseklerinde olduğunu vurgulayabiliriz. Endekse dahil hisse sayısına baktığımız zaman pozitif tarafta 315 hissenin, kazandıran tarafta 418 hissenin düşen tarafta olduğunu görüyoruz. 61 hissede ise bir değişim olmadığını belirtebiliriz. LG'nin burada %29.61 ile çok güçlü bir yükseliş gösterdiğini söylemek mümkün. Sektörel bazda değerlendirdiğimizde endüstri sektörünün %2.28, teknolojinin 1.95, tüketim mamullerinin 1.33 de artı tarafta olduğunu, kaybettiren tarafta da sağlık sektörünün %1.59, altyapı sektörünün 0.61 ve gayrimenkul sektörünün 0.42'lik düşüşler sergilediğini söylememiz mümkün. Dönelim grafik nasıl bir seyir içinde. Biliyorsunuz uzak doğunun parlayan yıldızı bu sene çok kuvvetli bir seyir gösteriyordu. Son trend hareketini yaklaşık son bir hafta 10 gündür bu yatayladık FIBO hedefine geldikten sonra. Bu bölgenin etrafındayız ama yukarısını aşamıyoruz. Hareketin devamlılığı adına 2772 üzerindeki kapanışlar lazım. Bugün 2760'dayız. Gün içinde negatif taraftan pozitif tarafa doğru evrildiğini söylememiz mümkün. Ama burada da bir momentum düşüşü olduğunu net şekilde söyleyebiliriz. 2772 üzerine çıkmadığımız sürece burası bir baskılanmayla yavaş yavaş kendisini süzülerek FIBO 38-20'si hedefi olan 2653'e doğru getirip oradan bir destek alıp tekrardan hareket edip yukarıdaki 61-8 hedefine doğru gitme arzusu içinde olabilir. Önümüzdeki günlerde burayı da yakından takip etmeye devam edeceğimizi vurguluyorum. Dönelim dün Avrupa'da neler oldu oraya bir bakalım. FTSE tarafındaki gelişmeleri değerlendirirsek oradaki yaklaşıma baktığımız zaman dikkatimizi çeken dün Stoxx 600 tarafına baktığımız zaman Stoxx 600'de öne çıkan sektörler kimlerdi, hangi ne kadar artan kaybeden vardı diye baktığımız zaman endekse dahil kuvvetli bir seyir vardı. 515 hissenin kazandıran tarafta olduğunu, 75 hissenin düşen tarafta olduğunu söyleyebiliriz. 10 hissenin fiyatı değişmemiş vaziyette. Burada da en kuvvetli altyapı sektörünün 2.07 ile öne çıktığını, finans sektörünün onu takip ettiğini görüyoruz 1.32'de, teknolojide 1.31'lik performans gösterdi. Endekse dair hiçbir sektörde kayıp yoktu. Sağlık sektörü en az performans gösteren olduğu görülüyor 0.64, onu da temel ürünler takip etti. 0.69'luk rakamlar ile takip ettiğini söylememiz mümkün. Dönelim grafik ne der? Grafiğimize baktığımız zaman Stoxx 600'ün grafiğini incelediğimizde Stoxx 600'ün grafiğini incelediğimizde dikkati çeken tekrardan 390 sınırının üzerine çıktığımızı söylememiz mümkün. 390 hem FIBO'dan hem de özellikle aralık ortalama olan 20 günlük aralık ortalama bölgesiydi. Bu bölge kritik eşik. Bunun üzerinde kalıcılık önemli. Bunun üzerinde kalıcılık sağlayabilirsek tekrardan yukarıdaki 402 hedefine doğru gitme arzusu içinde olabilir. Son harekette rahatlamada 380'lerde bulunan aralık ortalama, 50 günlük aralık ortalama değdikten sonra hareketin tekrardan ivme kazandığını söyleyebiliriz. 390 üzerinde kapanışların gelmeye devam etmesi lazım ki yukarıdaki 402 hedefine doğru gidebilirim. Tabii arada mavi de gözüken trend çizgisi hala direnç korunumunu korunmakta. Ama burada da eğim yukarı doğru gittiği için hareketin biraz daha ileride 400 seviyesinde kesişmesi mümkün olabilir. Aşağıdaki 380 seviyesi hala güçlü destek konumunda olduğunu belirtebiliriz. Dönelim FTSE tarafına bakalım isterseniz hızlıca. FTSE'de nasıl? Brexit görüşmelerinin hala tam sonuçlandığını söylemek mümkün değil. Dün pozitif gelişmeler olabilir beklentisi söz konusuydu. İşte balıkçılık konusundaki konu hala aslında altı kara suları hikayesi değerlendirildi. 6-12 mil sıkıntısı hala çözülebilmiş değil, aşılabilmiş değil. Bakalım bugün aşılma ihtimali olacak mı? Takvim iyice kısalmış vaziyette. Biraz da bu COVID-19'un yeni varyantının sanki Boris Johnson tarafından mücbir sebep gösterip süreci uzatılması yönelik bir aksiyonmuş gibi algılanmaya başladığında vurgulamak isterim. Şu anda dikkati çeken endekste dahil 75 hissenin yukarıda 24 hissenin düştüğünü, 2 hissenin fiyatının değişmediğini gördük. Sektörel bazda baktığımızda finans sektörünün önderliğinde %1.43'lük bir yükseliş gösterdiğini,
peşinden gayrimenkul sektörünün geldiğini söylememiz mümkün 1.38 ile. Kaybettiğin tarafta sağlık sektörü görüyoruz 0.34 dikkati çeken. Grafiğine bakarsak, grafiği ne der FTSE'nin? FTSE'nin grafiğine baktığımız zaman Fibo'lar tarafında sıkışmış vaziyette olduğunu görüyoruz. Yukarıdaki 500 günlük aralıklı ortalama aşamada 6600 sonra geri çekilme haberiyle birlikte COVID-19 haberiyle beraber 6320'lerde bulunan Fibo'ya kadar çekildik. Oradan tepki verdik. Yukarıda 6518 ve 6600 önemli dirençler konumunda, hareketin devamlılığı için bizim 6600'ün üzerinde kapanışlar alma ihtiyacımız olduğunu hatırlatmak isterim tekrardan. Dönelim Amerika tarafına bakalım. Amerika'da dün nasıl bir seyir vardı? Karışık bir seyir olduğundan bahsetmiştik. Dow Jones tarafı negatif ayrılmıştı. 200 puanlık bir düşüşle 30.015 puan sınırından kapattı. Paket haberlerinde olumlu gelişmeler olmasına rağmen Trump'ın imzalamaması baskıladığını söyleyebiliriz. Apple tarafında kuvvetli bir seyir vardı. 2.85'lik bir yükseliş. Elektrikli araç sektörüne girmeyi kendi kendine giden araçlar üzerine bir yoğunlaşma arzusu içinde olduğunu belirtelim. Bu bir anda şirketi tekrardan kuvvetlendirdi. Vurgulayalım. Elon Musk tarafından da bir açıklama var. 2017'lerde biz Apple'la görüşüyorduk. Apple bizi satın almak istemedi. 70 milyar dolardı o zaman piyasa değeri, masadaki değerdi diye bir açıklama yaptı. Bakalım önümüzdeki günlerde rekabetin bu sektörde kızışması bekleyebilir Apple'ın girmesiyle beraber. Endekse baktığımız zaman teknoloji sektörünün %1.26 ile en çok kazandıran tarafta olduğunu, kaybettiren tarafta enerji sektörünün %2, finans sektörünün %1.69 ve endüstri sektörünün %1 ile dikkat çektiğini belirtelim. Kısa hafta Perşembe günü, yarın Cuma günü tatil olduğunu hatırlatalım. Christmas, Noel tatilinin geldiğini belirterek. Dönelim grafik ne söylüyor bize? Bizim kritik eşimiz biliyorsunuz hep bahsettiğimiz Fibo 61.8 seviyesi olan 30.133'ün üstü altı hikayesine bakıyorum ben. Altına sarktık. Altın onda olduğumuz zaman ben piyasanın zayıf olduğu kanaatinde oluyorum. Buradaki hedefin önümüzdeki günlerde yavaş yavaş baskılanarak tekrardan 29.600'ler, 29.585'ler bölgesine kadar sarkma ihtimalini kuvvetlendirebilir. Önemli seviye 30.133'ün üzerinde olmak ya da olmamak. Ben olmadığımız zaman aşağıyı hedefleyen bir endeksten bahsetmek konusunda iyiyim. Dönelim hemen S&P 500'e de bakalım. S&P 500'deki seyir nasıldır diye. S&P 500 tarafına baktığımızda burada daha hafif bir seyir, satışlı seyir vardı 0.20'lik düşüşte. Günü hemen hemen zayıf bir negatif seyirle kapattılar. Vurgulayalım. Endekse dair 174 hisse yukarıdaydı. 328 hissenin düştüğünü görüyoruz. 3 şirketin değerinin değişmediği de dikkat çekiyor. Kazandıran tarafta en önemli gayrimenkul sektörü ve teknoloji sektörünün öne çıktığını, enerji sektörünün %1.72, finans sektörünün %1.07'lik düşüşlerle endeksi aşağıda baskıladığını söylememiz mümkün. Grafik ne söyler? Burada da bir bant hareketinin devam ettiğini söylememiz söz konusu. Ara Fibo hareketine baktığımız zaman 3677'deki destek bölgesinden destek bulduğunu, yukarıda da 3727 direnç konumunda bu bölgenin içindeyiz. Hareketin bir alt bantta kayması durumunda 3646 kısa vadedeki ilk destek konumunda olduğunu söylememiz mümkün. Dönelim Nasdaq'a da bakalım, sonra Borsa İstanbul hızlıca değerlendirme yapalım. Nasdaq'ta dün pozitif paylaştığını söyleyelim. 0.22'lik artı değer vardı. 12717 puandayız. Endekse dair 45 hissenin yukarıda, 57 hissenin düştüğünü söylememiz mümkün. Burada dikkati çeken teknoloji sektörünün 0.41 ile endeksi yukarı taşıdığını, diğer taraftan da dayanıklı tüketim 0.88, endüstri sektörünün 0.59 ve sağlık sektörünün 0.55 negatif tarafta olduğunu belirtelim. Endeksin grafiğine hızlıca bir baktığımız zaman da dikkati çeken dar bant içinde hareketi devam ettiğini, Fibo bölgelerinde önemli sıkışmanın olduğunu söylememiz mümkün. Son şurada gözüken son hareketi 12.200, 12.800 hareketinin fibrosuna baktığımız zaman projeksiyonuna yukarıda 12.759, aşağıda da 12.610 bandı içinde seyirin devam ettiğini söyleyebiliriz. O bir üstteki direncimiz de 12.796'da olduğunu belirtelim. Buradaki seyir hala kanalın içindeki hareketin yukarı doğru gitme meyilinde olduğunu uygulayabiliriz. Dönelim Borsa İstanbul endeksini değerlendirme. Burada da bir günlük aradan sonra tekrardan haftalık bazlı grafik olarak değerlendiriyoruz.
hareketin üst banda gelip dayandığını söylememiz mümkün. Kritik eşiğimiz 1411. 1411'in üzerine kapanış alamadık bir türlü. Son 5-6 gündür bu bölgeyi deniyoruz. 1405-1411 bandı içindeyiz. Üzerine devam edebilmemiz için 1411'in aşılması gerektiğini, kısa vadede eğer bu bölgeyi aşabilirsek yukarıda 1441, yani bir eski deyimle 3000 puanlık bir yukarı doğru ya da yeni rakamda 30 puanlık bir yukarı doğru marjın açılma ihtimali kuvvetli. Piyasanın kuvvetli olduğunu belirtebiliriz. Haftalık bazdaki değerlerde 1377-1380'in kısa vadedeki önemli bölge olduğu, bu bölgenin altında kapanış yapmadığımız sürece hareketin yukarı ivmelenme isteği içerisinde olduğunu belirtebiliriz. Dönelim günlük bazda grafiği değerlendirelim. Günlük bazdaki grafiğe baktığım zaman burada da demin bahsetmeye çalıştığım bant hareketinin devamını görüyoruz. 1411 gördüğünüz üzere burada biz bir işaretledim gördüğünüz üzere. Yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5 gündür bu bölgenin etrafındayız. Bir tür üzerine çıkamıyoruz. 1411'in üzerine çıkarsak hareketin tekrardan sıkışmadan bir üst bandı atmayı arzusu içinde olması beklenebilir. O zamanki hedefimizde 1441 puan olması kaçınılmaz. Buradaki bundan sonraki hareketin tamam mı devam mı noktasındaki biraz da Merkez Bankası'nın atacağı adıma bağlı. Yarınki faiz kararı, faizde bir değişiklik olacak mı olmayacak mı? Piyasada şu anda bir beklenti oldu. Biliyorsunuz bir önceki toplantıda bu 475 bas puan öncesindeki bir toplantıda piyasada beklenti varken faiz arttığının gelmemesi çok sert bir satış getirmişti. Benzer bir durum yaşanmaması adına en azından piyasa şu anda bir güven ortamı oluşmuş. Bir beklenti oluştuğu zaman da buna katkı verecek mi vermeyecek mi Merkez Bankası, yakından takip ediyor olacağız. Genelde aracı kurum tahminleri, analiz tahminleri ortalamalar 150 bas puan civarında olduğunu belirtelim. Yani 16,5'ların gerçekleşme ihtimali söz konusu. 100 bas puanla da gerçekleşebilir. Benim beklentim 125 ile 150 arasında bir noktada bu işin gerçekleşmesi şeklinde olacak. En azından bir önceki toplantıdaki enflasyon farkının korunması adına. 1411 dediğim gibi yine sihirli sayımız, aşağıda da 1391 önemli destek noktamız olarak karşımıza çıkıyor. 1391'in altında kapanış almadığımız sürece hareketin yukarı doğru evrilmek isteği içinde olduğunu belirtmek isterim. Bir kez daha vurguluyorum. 1411 aşılması gerekiyor hareketin devamlılığı için. 60 dakikalık grafik bakarsak, bu daha dar banttaki hareketimize baktığımız zaman yine burada da karşımıza çıkan seviye 1411 olduğunu, demin daha geniş perspektifte baktığımızda 1441'e kadar bir hareket olma potansiyelinden bahsediyorduk. Ama 60 dakikalık grafikte o 1441'e kadar giderken aramızda hangi dirençler olabilir bakarsak, 1418, 1426 iki tane ara dirençle karşılaşması söz konusu olabilir. O bölgede de yatırımcıların not etmesinde fayda var. Eğer 1411 üzerine çıkan bir endekse karşılaşmamız söz konusu olursa. Dolar bazındaki endeksimize hızlıca bir bakalım. Dolar bazında yine düşen trendi kırmıştık hatırlarsanız. Hedefimizin 200-203 bandı olduğunu belirtelim. Hem ağırlıklı ortalamanın hem de FIBO seviyesi olarak o bölgeyi hedefleyen bir dolar bazındaki endeksten bahsediyoruz. Yani 7,5 dolar kuruyla bahsedersek 150 bin hedefleyen bir endeksten bahsettiğimiz söz konusu olabilir. Merkez Bankası kararının sonrasında eğer aşağı doğru bir baskılanma olursa, işte 7,30, 7,40, 7,50 o bölgelerde bir dengelenme önümüzdeki dönemde yaşanırsa, yani 140-150 bin bandı içinde bir bölgenin kısa vadedeki hedef noktası olduğunu vurgulayabiliriz. Kuvvetli seyirin devam ettiğini belirtelim. Bu bir haftalık grafiktir. 176.74'ün üzerinde kalıcılık sağlıyoruz. Geçtiğimiz hafta, bu hafta da bu seviye üzerine sağlayabilirsek eğer, hedefin gerçekleşme ihtimali kuvvetlenebilir. Şu anda 182.84'teyiz. Yani yaklaşık olarak aslında çok da bir şey var mı derseniz, evet, bir %10'luk dolar bazında hareket potansiyelinden bahsettiğimizi söylememiz mümkün. Dönelim dolar bazındaki harekete bakarsak. 30 endeksinin de hızlıca bir grafiğine bakalım. Orada da kritik eşiğe geldiğimizi görüyoruz. 1563, dünkü kapanış 1553. Burası da bir son 4-5 gündür bu bölgeyi deneyip aşamıyor. 1563'ün üzerine çıkılması durumunda yukarıda 1580'den hedef noktasında olacaktır. Bir de son olarak bankacılık sektörüne bakıp tamamlayalım. Bankacılık endeksi de düşen trendi kırmak arzusu içinde tam sınırda kapattık. 1502'deyiz. 1502'nin üzerinde kapanışların devam etmesi halinde yukarıda 1535 ve 1556 hedefler olma potansiyeli içinde olduğunu belirterek bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi belirtiyorum. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı günler dileğiyle. Hoşçakalın.